bahçesi. Hazreti Mevlana burada yaşamadı. Öldükten sonra burası inşa edildi. Onun döneminde burası hediye edilmiş bir bahçeydi. Bir çiçek bahçesiydi. Bu mekanın, arkanızda gördüğünüz binanın 600 yıllık neredeyse bir tarihi var. Ana yapıt orası. Semahane, mescit, kabir kısmı ve ilk giriş kapısı tilavet odası, Kur'an-ı Kerim odası orijinaldir. Karşıki gördüğünüz küçük bacalı ve kapılı odalar, çilhaneler odalar, derviş hücre odaları. Bunlar çatısından temeline kadar restorasyon görmüş, oynanmıştır. Sol tarafta gördüğünüz beyaz bina, matbaa-şerif mutfak diye geçer. 430 yıllık ömrü var, o bina da orijinaldir. Orası yemek yapılan, sohbet edilen, semanın öğretildiği yer, aynı zamanda dervişanın ilk çile çektiği ve son çıkış yaptığı yer. Kovulacaksanız da o odada kovulacaksınız. Öldüğünüzde de cenazeniz orada yıkanacak. Dergaha geldiğinizde de orada kabul edileceksiniz. 4 tane kapımız var. Arkadaki cümle kapısı, dervişan kapısı Konya Meydanı'na bakıyor o dönemde. Halk ve gelen kişiler oradan girer. Karşı kapı, Hamuşan kapısı, suskunlar ölmüşler demek, susmuşlar demek. İsmi şuradan geliyor. Karşıki mezarlık, düşler mezarlığı o dönemde de vardı. Bu gördüğünüz bahçelerde bir dış bahçede cenaze defin işlemi yapılacak mezar yeri kalmadığı için dervişanın cenazesi mutfak kısmında yıkanıyor. Buradan namaz kılınıyor. O kapıdan direkt karşı düşler mezarlığına cenaze naklediliyor. O yüzden suskunlar kapısı diye geçiyor. Hemen karşı ağacın orada bir kapı var. Çelebi kapısı, Çelebiyan kapısı. Hazreti Mevlana'nın ailesi kan bağı o kapıyı kullanıyor. Biraz daha mahremiyet kapısı. Sanırım arkada küçük bahçe kapısından girdiniz. Dar kapı, Küstuhan kapısı. Evet. O kapı son kapıdır. Bilerek küçük yapılmıştır. Dergâhtan herhangi bir kişinin çıkmasını istemedikleri için dergâhtan kovulan derviş o kapıdan çıkmak zorunda. Arkaya yapmışlar bilerek. Çünkü o dönemde Konya. Ön tarafta, arka taraf karanlık, boş arazi. Buradan kovulan kişi rençide olmasın, kovulanı kimse görmesin diyerek istikameti arkaya vermişler. Çıkmasına gönülleri razı olmadıkları için de kapıyı küçük yapıyorlar. Buraya bir derviş olarak geldiğinizde, ben bu dergaha girmek istiyorum dediğinizde, uygun görürseniz dede efendiler tarafından o dönemde uygun kıyafet veriliyor, abdestiniz alınıyor. Kısaca usulden bahsediliyor. Mutfağı sonra gezerken göreceksiniz, bir merdivenin altında seccade var, post var, saka postu, mevniyaz postu diye geçer. Öğrenci aday adayı demek. 3 gün oradasınız. Abdestli bir şekilde, namaz, uyku, yemek, tuvalet gibi durumlarda dede efendi, başınıza kişi müsaade ettiğinde kalkıp gidebilirsiniz. Ezan okunuyor, namaz kılacağım yok, tuvalete gidiyorum yok. 3 gün boyunca sizi orada sınıyorlar, sabrınızı zorluyorlar. Bakalım uygun mu değil mi? O 3 gün içerisinde herhangi bir sıkıntı görürlerse, postunuzun altında bir ayakkabı boşluğu var, ayakkabılık var. Bir gün dinlerken ayakkabınızın burnu dışarı bakıyorsa bu kovuldun demektir. Ama kovulduğun anda çıkıp gidemezsin. Kovulsan daha yine usulü uymak zorundasın. Akşam namazını bekleyeceksin. Hava kararacak. Hatun kişi olmadığı için burada bütün erkekler içeride mescitte namaza duracak. O esnada karanlık çökünce, bahçede kimse kalmayınca küstuhan kapısından çıkıp gidebilirsin. Ne başkasının rencide olmasın, ne de siz giderken sizin üzülmenizi istemiyorlar, yüz yüze gelmenizi istemiyorlar. Eğer ayakkabınız hiç evde döndüyse bin bir çile günleri başlıyor. Asıl dervişlik günleri, diğer odalarda alacağınız eğitimler. Bunun içerisinde pazarcılık, aşçılık, odun toplama, tuvalet temizlemeye kadar, tabii içerisinde Kur'an-ı Kerim'den semazenliğe kadar her şey var. Bu bin bir gün içerisinde yine kovulmanız var. En ufak bir kusur görürlerse o günün sonuna kadar yine kovulabilirsiniz. 1001 gün. Evet. Eğer ki 18 vazife var 1001 günde çekeceğiniz, bunları bitirdiniz, kazandınız, derviş oldunuz. Kimseye gelip de bu kişi derviş oldu demiyorlar, sizi yüceltmiyorlar. Mevlevilikte sözle uyarı kınama yok, hareketler. İçeride 18 budaklı şandan var, 18 tane mum yakılıyor. Akşam namazı vakti Şeberuz havuzunun başında o yere konuluyor. Onu görenler biliyor ki bir kişi daha içimize katıldı. Ana bina dediğim gibi tam karşısı küçük oda, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu tilavet odası, ismi oradan gelir. Ya Hazreti Mevlana Tabire Sen Tepe'de, onun altındaki tahtı menkıbe
burası aşıkların Kâbesidir, buraya eksik, hatalı gelen tamamlanarak çıkar. Beyti var. En alttaki mermerin üzerindeki yeşil ve sarılı olan da Konya Mevlana Asarı Atika Müzesi. Buranın türbeden müzeye dönüştüğü zamanki tabelası. İçeri geçelim hocam isterseniz.